Herkese merhabalar. Ben Uzman Coin'den Aybars. Bugün MetaMask serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde MetaMask'in nasıl kullanıldığını birlikte uygulamalı bir şekilde keşfe çıkıyoruz. Gelin dilerseniz adım adım MetaMask'in nasıl kullanacağına bir göz atalım. Öncelikle dijital cüzdan ekranına gelebilmek için sağ üst köşede bulunan Fox'a sağ klik yaptıktan sonra MetaMask seçeneğini seçiyoruz ve bir pop-up ekran açılacaktır. Burada görmüş olduğunuz üzere sağ üst köşedeki hamburger menü üzerinden siz Expand Window seçeneğini tıkladıktan sonra full screen bir şekilde dijital cüzdanınızı kullanabilir hale geliyorsunuz. Birinci videoda bahsettiğimiz gibi dijital cüzdanı web browser içerisinde bir eklenti olarak kurmuştuk. Dilerseniz mobil cüzdan olarak da Android veya iOS kullanıcısıysanız MetaMask dijital cüzdanını da hem browser üzerinden hem de mobil üzerinden eş zamanlı olarak gerekli ayarı yaptıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Peki dijital cüzdan üzerinde neler yapabiliyoruz? Öncelikle karşı tarafa hesap bilgilerinizi gönderebilmeniz için hesap bilginizi bilmeniz gerekiyor ama blockchain adreslerinde bu hesap numaraları oldukça uzun olduğu için not almak veya kaydetmek neredeyse imkansız. Bu yüzden MetaMask dijital cüzdan bunu oldukça kolay bir hale getirmek için bir fonksiyona özellik sunmuş. Hesap bilgilerinizi kopyalayabilmek için burada gördüğünüz gibi Account 1 yazan bölümdeki adresinizi kopyalayabiliyorsunuz. Dilerseniz başka dApps'lerin yani merkezi olmayan uygulamaların ya da farklı blockchain uygulamalarının tokenlarını MetaMask dijital cüzdana ekleyebiliyorsunuz. Örneğin biz burada Maker'ın tokenını ekleyelim. Daha sonrasında token ekle seçeneğini tıkladıktan sonra artık gördüğünüz gibi Maker token'ı da MetaMask dijital cüzdanı tanıyor. Buradaki token ekleme bölümünde var olan tokenlar arasında eklemek istediğiniz token'ı bulamıyorsanız hiç dert etmeyin. Farklı bir sekme üzerinden Etherscan sitesini ziyaret ederek aratmak istediğiniz token'a ait akıllı kontrat numarasını öğrenmeniz gerekiyor. Bunun için öncelikle Etherscan sitesini ziyaret ediyoruz. Örneğin ben Eevee'nin token adresini öğrenmek istiyorum. Bunun için Eevee token'ını seçtikten sonra akıllı kontrat adresini yani şu sağ köşede gördüğünüz kontrat adres bilgisini kopyalamanız gerekiyor. Bu adresi kopyaladıktan sonra yine gördüğünüz gibi aşağı kısımdaki token ekle bölümünden özel token kısmında buraya kontrat adresini giriyorsunuz ve otomatik olarak token'ın sembolü burada görülecektir. Sonraki dedikten sonra örneğin ben burada TRYB pair'ini seçtim. Bu token'ı dijital cüzdanınıza ekleyecektir. Bu da oldukça önemli bir özellik diyebiliriz. Evet, dijital cüzdanımı yedeklemek istiyorum. Başka bir cihazda kullanmak istiyorum diyorsanız da yine hamburger menü üzerinden hesap detayları kısmından özel anahtarı ver seçeneğini tıklıyoruz. Buraya dijital cüzdana giriş yaparken kullandığınız şifreyi girmeniz gerekiyor. Evet, ben de şu anda şifre girişini yapıyorum. Bunun için de buradaki bilgileri kimseyle paylaşmamızı öneririm. Sadece size ait olan bu seed phrase bilgilerini eğer başkaları elde ederse bu özel anahtarla sizin hesabınız üzerinde bütün hakimiyeti sağlayacaktır ve mağdur durumuna düşebilirsiniz. Bu anahtarı lütfen kimseyle paylaşmamızı öneriyorum. MetaMask dijital cüzdanımı başka bir aygıt üzerinde nasıl kurabilirim? Bu da oldukça güzel bir soru. Bunun için öncelikle öncelikle yine hamburger menüyü seçtik ve hesap al dediğimizde özel anahtarınızı buraya kopyalamanız gerekiyor ve kopyaladıktan sonra size ait olan özel seed phrase'lerinizi elde edebiliyorsunuz. Bu seed phrase'lerle de hesabınızdaki şifreyi unutsanız bile 14 kelimelik seed phrase siz istediğiniz herhangi bir ülkede, istediğiniz herhangi bir cihaz üzerinde dijital cüzdanınızı kurup kullanmaya başlayabilirsiniz. Evet, başka bir hesap oluşturmak istiyorsanız eğer dijital cüzdan üzerinde buradaki bölüme tıkladıktan sonra hesap oluştur bölümünden farklı bir adres adı belirleyerek siz ikinci bir adresinizi oluşturabiliyorsunuz. Buradaki adresleri de farklı kullanım alanları için böyle bilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi test adresine geçiş yaptık. Eğer eski adresinize tekrardan geri dönüş yapmak istiyorsanız burada görmüş olduğunuz
ikona tıklayarak account bölümündeki account 1 olan hesap numarasındaki bakiyeleri görüntüleyebilir ve bu hesaba geçebiliyorsunuz. Evet, hesap adımı yeniden ismini değiştirmek istiyorum derseniz eğer hesap detayda 3 hamburger menüden hesap detaylarına tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi buradaki kalem seçeneğine tıklıyoruz ve hesap bilgimizi değiştiriyoruz. Ben hesap 1 olarak değiştirdim şu anda ve onaylama ikonuna tıklıyoruz. Bu işlem tamamlanmış oluyor. Bunu eğer siz adresinizi Etherscan üzerinden de bütün dokümanını görmek istiyorsanız ve transparan bir şekilde kontrol etmek, takip etmek istiyorsanız da Etherscan üzerine sizi yönlendiriyor MetaMask ve buradan bütün size gelen bakiyeleri ve göndermiş olduğunuz farklı adreslere olan bakiyeleri görüntüleyebileceğiniz bir dashboard ekranı diyebilirim. Dijital cüzdan MetaMask kurduktan sonra dil seçeneğini nasıl değiştirebilirim? Burada tabii yine ikona tıkladıktan sonra ayarlar bölümüne geliyoruz. Ayarlar bölümünde de gördüğünüz gibi burada Current Language seçeneğini Türkçeden İngilizceye, İngilizce ise veya herhangi bir farklı bir dilde ise Türkçe seçeneğini seçmeniz yeterli ve otomatik olarak buradaki dil ayarını sizin için sağlıyor. Buradaki başka bir ayardan da söz edecek olursak, para birimi olarak da MetaMask'te varsayılan para birimi dolar. Siz buradaki para birimini görmüş olduğunuz üzere istediğiniz para birimiyle değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz burada bakiyelerinizi görülmesini istemiyorsanız da bakiyelerimi görüntülemek istemiyorum. Yani buradaki bakiyeleri kaldırabiliyorsunuz. Örneğin bankacılık işlemlerinde yaptığınız bir işlemi MetaMask üzerinde yapıp yapamayacağınızı da anlatıyor olacağım. Öncelikle banka mobil uygulamalarında, mobil bankacılık uygulamalarında daha önceden sıklıkla para gönderdiğiniz ya da bundan sonra artık para göndermek istediğiniz kişiyi rehberinize kaydedebiliyorsunuz. Dijital cüzdan MetaMask'te de tabii benzer bir özellik mevcut. Buradan ayarlar bölümüne geliyoruz. Ve contracts yani kişilerin bölümüne geliyoruz. Burada hesap olarak adresini eğer karşı tarafını biliyorsanız add contract dediğinizde buraya bir username'i belirliyorsunuz. Ve buraya da bir contract adresi girmeniz gerekiyor. Burada artık gördüğünüz gibi kaydetme işleminden sonra test adlı bir kullanıcıyı eklemiş olduk. Buraya dilerseniz doğrudan artık erişim sağlayabiliyorsunuz ve bakiye göndermek istediğinizde ki örneğin şu anda deneyelim. Gönder seçeneğine tıkladığınızda bakın burada testi daha demin eklediğimiz kişiyi görüntüleyebiliyoruz. Dilerseniz QR kodunu da kullanarak işlemlerimizi yapabiliyoruz. Bu da başka bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. Dilerseniz hesaplarım üzerinden de transfer işlemi yapabilir miyim diye soracak olursanız evet bu da mümkün. Kendi var olan hesaplarınız üzerinden de swap işlemi yapabiliyorsunuz. Dilerseniz doğrudan token satın alabilirsiniz ama bunu önermiyorum. Yüksek komisyon ücretleri olduğundan oldukça yüksek fee ödemiş olacaksınız. Swap işlemi de yine mevcut. Yani bir token ile başka bir token arasında fiyatları bakımından bir otomatik bir balance sistemi var. Yani burada bir değer hesaplayıcı, anlık değer hesaplayıcı yani AMM'ler tarafından yapılan ve Ethereum uygulamasının üzerinden MetaMask'a bağlı olan bazı DEX'ler, bazı DeFi uygulamaları sayesinde ister Ether'den başka bir token'a veya başka herhangi bir aklınıza gelebilecek token ile başka bir token arasında swap işlemi yapabiliyorsunuz. Burada da tolerance'ı belirliyorsunuz. Yani ödemeniz gereken fee bedellerini yani bu tolerance'ı geçiş yapılacak iki farklı token arasındaki tolerance'ı da belirliyorsunuz. Örneğin Ethereum ile Uniswap token'ını seçtik. Reweave swap işlemi dediğinizde yaklaşık olarak size 9'a yakın farklı borsayı yani merkezi olmayan borsa üzerinden hangisinin size en uygun olabileceğini bulup onayınıza sunuyor. Eğer bu işlemi kabul ederseniz gördüğünüz gibi belirlenen fee oranı üzerinden ki yaklaşık bu 16 dolar ile 31 dolar arasında bir rakam kabul etmeniz durumunda bu işlemi sizin için sağlıyor. Evet yine son bir özelliğimiz var. Activity. Burada da yine daha önceden Etherscan üzerinde açtığımız sayfadaki işlemleri görüntüleyebiliyorsunuz ama Etherscan üzerinde daha detaylı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Burada Activity'de
Sadece gönderici, alıcı ve gönderilen bakiyeyi görüyorsunuz veya token'ı görürsünüz. Evet, bu videomuzda MetaMask dijital cüzdanın nasıl kullanıldığını size adım adım anlatmaya çalıştım. Eğer videomuzu beğendiysen kanala abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutma. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.